Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altı'yla tarot dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Boğa Burcu 2022'de zaten çok zorlandı. Şimdi 2023'te ilk açılacak olan kapı gelir kapısı olarak gözüküyor. Maddi anlamdaki beklentilere bugüne kadar beklemeye alınan şeyler, engellemelerdeki olan paraların hepsinin teker teker hanenize gelmesi var. Özellikle e, iş ve kariyer konusunda bir süredir beri sıkıntılar yaşayan boğa burçları için bu konuda elinden giden fırsatların tekrardan geri dönmesi olacak gözüküyor. 3 kişi oturup bir ortaklık yapmaya karar vereceksiniz ve bu konuda e, başlangıçta bir kişiyle ilgili kararsız kalabilirsiniz ama sonrasında aydınlığa çıkacak. Yani o kişi için de olumlu düşünmeye başlayacaksınız. Kafanızın içerisindeki düşünceler konusunda farklı insanlardan farklı şeyler duymak sizi yorabilir. Bu konuda geçmişle alakalı beklediğiniz bir haber var sanki. E, onun geçmişinde ne var ne yok. Ona bakıyorsunuz ama çok da bir şey bulabilecek durumda değilsiniz. Çünkü karşıda parçalanmış bir hayat olduğu gözüküyor. Yani bir tek kendi kafasındaki şeyleri yapmıyor. Aksine e, birkaç kişinin ortak verdiği kararlara uyguluyor olacak. O yüzden bu kişi size sıkıntı verecekmiş hissi uyandıracak. Zaten kısa sürede değil ama uzun vadede sıkıntı da verir. Devlet kapısından 3 tane temiz aydınlık haberiniz var. Bunun 2 tanesinden sevineceğiniz haberle birlikte kısmet kapısı akarken üçüncüsünde bir evrak belge imzalayacaksınız ve bu sizin işlerinizi yolunuza koymanıza sebep olacak. Kalben ferahlayacağınız bir süreç olacak ama evin içerisinde bir tartışma, bir o sıkıntı yaşayacağınız durum da var. Yani burada aslında e, kendi isteklerinizi, dileklerinizi biraz yüksek tonda söyleme durumuna kalacaksınız. Bugüne kadar karşınızdaki kişilerin anlamasını beklediniz ama bundan sonra e, anlamaları yerine yüksek ses tonunda ne istediğinizi onlara söyleyeceğiniz bir durum var. Bu biraz hoşnutsuzluk yaratsa da belli bir süreden sonra da alışkanlık haline gelecek. O yüzden buradaki ince çizgiyi dikkat etseniz iyi olacak. Bekar olan boğa burçları için ikili ilişkiler anlamında güzel başlangıçlar vaat ederken, evli olan boğa burçları için düzenlemeye gitme, toparlanma süreci olarak gözüküyor. Yani ilişkiler anlamında sevineceğiniz zaman dilimleri içerisinde yer alıyorsunuz. İsminde S harfi olan bir konuyla ilgili yani sevineceğiniz bir kişi veya e, sizin çok e, sıkıntıda olduğunuz bir konuyla ilgili aydınlığa sevinçli haberler almanıza işaret olacak. Bu kişi daha öncesinde de size e, bazı haberler vermiş. Sanki burada rüyada birisini görünce sevinçli haberler alıyorum diyeceğiniz bir durum söz konusu. Yani bir nevi işaretleriniz size olumlu yolda gideceğini, kısmetlerinizin açılacağını da gösteriyor. Üç ayrı kapı, üç ayrı yerden gelecek olan kısmet işareti de var. Bu dönemde yurt dışı ile bağlantılı iş yapanlar için devletler arasındaki ya da ülkeler arasındaki sıkıntıların bitmesi ferahlığa çıkmanız anlamına geliyor. Uzun bir yolculuk var. Bu yolculuğa gitmek istemiyorsunuz ama daha öncesinde de hani bir tarafınız gitmek istiyor, bir tarafınız da engellemelere takılıyor olarak gözüküyor. Şimdi bu engellemeleri kaldırıp yeni baştan bir planlama yapacaksınız. Bu konunun arkasından da gelecek olan iki parça halinde kısmet var gözüküyor geçmişte ki size sıkıntı yaşatan bir kişi yani bir nevi kalbinizi kıran bir kişiyle bir konuşmanız var bu konuşma hiç istemediğiniz bir yere doğru gidecek ve karşınızdaki kişiyi yanlış mı anladım acaba hakkına mı girdim sorusunda da sorduracaksınız ama burada karşınıza çok usta bir yalancı var o yüzden bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor hani suçluyken suç, suçsuzken Suçluyken suçsuz duruma düşmek gibi bir durum olacak. Siz buna müsaade etmemeniz gerekiyor ki zaten araştırdığınızda da 4 ayrı konuda size yalan söylediği de gözükecek. Anahtarlarınız var. Bu dönem anahtarlar konusunda biraz sıkıntınız var. Beklemeniz gerektiğini gösteriyor. Evet kapının ağzında olacak ama bir süre daha beklemeniz bir aydınlığa çıkmanız durumu olacak. İlk önce kısmet kapısının açılması sonrasında da mülk edinme konusunda kapılarınız açılacak. Kendinizi kelebek gibi özgür hissedeceğiniz 2-3 tane konu var. Bir kısmet gelmesi durumu var. İkincisi üzerinizdeki ağırlıktan nazardan kurtulmanız gözüküyor. Üçüncüsü de bir mülk edinme bir ev anahtarı gözüküyor ki bu konuyla ilgili iki ayrı yerden miras konusu gelecek arkadaşlar. Yani eğer evliyseniz hem sizin hem eşinizin tarafından, eğer e, aileyle birlikte yaşayan bir kişiyseniz hem anneniz hem babanız tarafından da miras konusu gündemde olacak gözüküyor. Bu e, hani çok öncesinden ertelenmiş bir miras konusu anlamına geliyor. Yani yıllardır beri bir türlü paylaşılamamış artık herkes kendi yoluna gitmişken birdenbire yakın çevrenizdeki yine kan bağınızdan bir kadının bir ihtiyacı olduğundan dolayı bu miras konusu birdenbire çözümlenme durumuna gelecek. Elinizden çıkacak olan bir miktar para var ama bunun arkasından da gelecek dört parça halinde kısmetler var. Bu dönem para konusunda çok şanslı olacaksınız. Gelecek gidecek birikim yapacaksınız. Hatta ee, deyim yerinde ise heybenizi dolduracaksınız ama yani e, şimdi bazı kişiler bunu heybeyi doldurmak anlamında düşünemeyebiliriz e, Çünkü yurt dışından izleyenler de oluyor o yüzden kelimeleri ben seçmek zorunda kalıyorum arkadaşlar şimdi e, bankanızdaki paranızın katlanması veya yatırımınızın daha da fazlalaşması anlamına gelebilir. Bu kazançlarınızın katlanarak artarak çoğalması anlamına geliyor burası. Üç tane dileğiniz var. Aynı anda gerçekleşecek evinizden bir eşya çıkışı var ama onun yerine büyük bir gelir kapısının da gelmesi yeni bir yatırım yapmanız anlamına geliyor. Yüreğinizi sıkıntıya sokan daraltan konuyla ilgili artık ferahlığa çıkmanız uzun bir yolun ağzında gelen bir haberle bu ferahlığı bir kişinin tarafından almanız gözüküyor. 8 rakamında sevineceğiniz iki haberi aynı anda alacaksınız. Bunun arkasından da e, iş kurma konusunda bir potansiyel oluşması veya bu konuların gündeme gelip konuşulması anlamına geliyor. Kuracağınız her neyse iş konusunda hangi sektör olursa olsun hem çok kısmetli olacak hem çok bereketli olacak hem de kazancınızın e, yani e, karşı yaptığınız emeğin karşılığını fazlasıyla alacağınız bir iş kolu olacak gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı iki tane sevinçli haberiniz var ve bir yurt dışı yolculuğu gözüküyor. Bununla birlikte burada geçmişle ilgili tüm çizgileri kapatıp yeni bir başlangıç da yapacağınız gözüküyor arkadaşlar. Evet boğa ve yükselen boğalar için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Hanenizin içerisi temizlenmiş, 3 kişiyle ilgili temiz aydınlık haber, hatta kutlama yapacağınız bir dönem var. Yani kardeşiniz veya e, çocuklarınızdan birisiyle ilgili bir düğün, nişan e, gibi bir sevinçli bir kutlama gözüküyor bu konuda da e, ilerisi için de mutlu olacakları anlamına geliyor kısa bir yolun ağzında ev hanesiyle ilgili ya da ev alımı ile ilgili sevinçli bir haber alacaksınız. Ya da bu konuyla ilgili bir konuşma yapacaksınız gözüküyor. Beklenmedik bir yerden gelecek olan temiz bir haber, arkasından da size kısmet kapılarının açıldığı sanki bir el omzunuza dokunmuş da hadi yürü. Buradan sonrası senin bütün her şey dediği bir durum var. Kazanç kapılarınız açılıyor. Geçmişle alakalı e, olayları artık unutup yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Üzerinizde nazarın ağırlığı var ve bu nazardan dolayı da elinizden bir miktar para çıkması var. Birdenbire sanki e, bu para nazarın sıkıntısıyla birlikte gitmiş olacak. Bir hastalıkla uğraşan kişi var. Daha doğrusu bu hastalıkla uğraşıyorsunuz ama en büyük ihmali de kendiniz için yapıyorsunuz. Bedensel anlamda bazı sıkıntılarınız var. Bu konuları es geçiyorsunuz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız olabilir. İsminde Z harfi olan bir kişiyle konuşmanız 7 rakamında da alacağınız bir kısmet gözüküyor arkadaşlar. Kafanızın içerisi çok dalgın ama şöyle de bir durum var. Yani aslında öyle bir sıkışmışlık yani 2022'nin son günlerinin neredeyse bitmiyor dediğiniz öfkeyle e, kızdığınız günlerden şimdi yeni başlangıçta acaba ne olacak sorusuyla kafanız karışık. Evet bir şeylerin iyi gideceğini yoluna gireceğini biliyorsunuz ama bunun adını koymak ya da gözünüzün önünde somut bir delil olması e, henüz gerçekleşmediği için kafanızın karışıklığı acaba ben kendimi mi kandırıyorum düşüncesiyle uğraşıyorsunuz. Oysa ki buradaki gördüğünüz gibi hangi kapıyı açarsanız açın hepsinin aydınlıkta ve temiz olduğunu görebilirsiniz. Kafa kalben ferahlayacağınız bir haber. Ee, bu aşk konusunda düzenle düzelme ilişkinize devam etme yolunda gözüküyor. İş ve kariyer konusunda beklenmedik bir yerden beklenmedik bir teklifle birlikte yeni bir başlangıç yapacaksınız. Maddiyat konusunda e, İki ayrı yerden destek göreceksiniz. Toplu bir gelecek olan kısmetle birlikte yeni bir yatırım yapmak isteyeceksiniz. Ama yolun ortasındayken fikriniz değişip 3 ortaklı bir işe gireceksiniz gözüküyor. 3. ortağı son anda dahil edeceksiniz. Ve zaten bu kişinin gelişi de bir nevi kadersel anlamda gözüküyor arkadaşlar. O yüzden gelmesiyle birlikte bereketini de getirmesi durumu söz konusu. Kısa sürede çok yol kat edeceksiniz iş ve kariyer konusunda. Bu da sizi ferahlatacak maddi anlamda. Evet boğa ve yükselen boğalar için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.